Uzaya seyahat çoğu zaman roketlerle yapıldığı için çeşitli facialara da neden olmaktadır. Challenger faciasını inceleyeceğiz bu videomuzda ve öncesinde nedenleri ve sonrası gibi konulara da değineceğiz. Challenger faciası 28 Ocak 1986 tarihinde gerçekleşen bir uzay mekiği kazasıdır. Bu kazada uzay mekiği Challenger'ın 7 mürettebatı hayatını kaybetmiştir. Facianın ardından NASA'nın uzay programı güvenlik açısından daha sıkı bir denetim altına alınmış ve görevlerin güvenliği daha önem kazanmıştır. Challenger faciasının öncesinde, nedenlerinde ve sonrasında neler olduğuna da bakacağız. Challenger faciası, NASA'nın uzay mekiği programı için büyük bir dönüm noktası oldu. Facia 28 Ocak 1986 tarihinde gerçekleşti. Challenger uzay mekiği Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Mekik 7 mürettebatıyla birlikte görev için yörüngeye çıktı. Ancak sadece 73 saniye sonra uzay mekiği patladı ve tüm mürettebat hayatını kaybetti. Bu facia NASA'ya büyük bir kayıp vermiştir. Ne açıdan derseniz, bu facia olduktan sonra NASA uzay programına bir süre ara verdi. Daha önce de tam olarak ifade edeyim size. Bunun gibi Kolombiya faciası da olmuştu. Yine NASA uzay programına maalesef ara vermişti bu facialardan ötürü. Ve bu tabii ki uzay macerasını çok büyük etki ediyor. Çünkü bu tarz facialar olduğunda maalesef astronotlar da mekikle uzaya çıkışta korku yaşıyor. Haliyle zaten normal zamanda bile astronot kitaplarını okuduğum kadarıyla birçoğu bu mekikle fırlatılma ya da roketle fırlatılma aşamasında gerçekten tedirginlik yaşıyorlar. Düşünün, altında bir ton bir patlayıcıyla uzaya fırlatılıyorsunuz ve her an risk oluşabiliyor. Bu faciada o risklerden biri. Öncesine bakalım. Challenger faciası NASA'nın uzay programının en trajik anlarından biridir. Facia, uzay mekiği Challenger'ın bir görevi sırasında gerçekleşmiştir. Görev, öğretmen Krista McAuliffe'da aralarında olduğu 7 mürettebatı uzaya taşımayı amaçlamaktadır. McAuliffe, NASA'nın uzayda öğretmen programı kapsamında seçilmişti ve uzayda ders vermesi planlanıyordu. Ancak görevin başlamasından kısa bir süre önce bazı sorunlar ortaya çıktı. Uzay mekiği Challenger'ın fırlatma sırasında kullanılan katı yakıt roketlerinde soğuk hava koşullarına karşı dayanıklık testleri yapılmamıştı. Bu da yakıt tanklarında sızıntılar oluşmasına neden oldu. Nedenlerini detaylı bakalım şimdi. Challenger faciasının ana nedeni uzay mekiğinin katı yakıt roketlerindeki sızıntılardır. Bu sızıntılar roketin patlamasına neden oldu. Ancak sızıntıların nedeni daha derine inildiğinde bir dizi insan hatasının rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Evet, ne kadar üzücü bir durum. Yani orada görev alan mühendis ya da bunları denetleyen kişileri çok büyük zan altında koymuş. Tabii ki bunları isteyerek yaptıklarını düşünmüyoruz. Çünkü araştırıldığında da böyle bir durum ya da sabotaj gibi bir durum yok altında. Birinci hata uzay mekiği programı yöneticilerinin uyarıları yok saymasıydı. İkinci hata uzay mekiği programının üst düzey yöneticilerinin o sırada kullanılan katı yakıt roketlerinin güvenliği konusunda birçok uyarıya rağmen roketlerin güvenliği konusunda ciddi bir endişe taşımamasıydı. Üçüncü hata NASA'nın katı yakıt roketlerindeki sızıntıları gidermek için tasarlanmış contalarının yetersizliği ile ilgiliydi. Bu contalar düşük sıcaklıklara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştı ve soğuk havada sertleşebiliyordu. Şimdi sonrasına bakalım beraber. Challenger faciasının ardından NASA büyük bir inceleme başlattı. İnceleme sonucunda kazanın nedenleri ve sorumluları ortaya çıkarıldı. NASA uzay programında ciddi değişiklikler yaparak benzer bir facianın tekrar yaşanmaması için önlemler aldı. NASA uzay mekiği programını askıya alarak güvenlik açısından daha sıkı bir denetim altına aldı.
Daha sonra uzay mekiği programı tekrar başladı, ancak uzay mekiği tasarımı ve işletmesinde ciddi değişiklikler yapıldı. NASA, daha güvenli bir uzay mekiği tasarlamak için uzun vadeli bir program başlattı. Bu program, uzay mekiği Atlantis ve Endeavour tasarımı ve inşası ile sonuçlanmıştır. Challenger faciası, NASA'nın uzay programında güvenlik konusunda ciddi bir değişiklik yapmasına da neden olmuştur. Uzay mekiği programı daha güvenli hale getirildi ve kazaların tekrarlanmasını önlemek için daha sıkı bir denetim uygulandı. Ayrıca Challenger faciası tüm dünyada da büyük bir şok etkisi yarattı. Olayın nedenleri hakkında çeşitli soruşturmalar yapıldı. Soruşturmalardan elde edilen verilere göre, facianın nedeni uzay mekiğinin yakıt tankındaki O-Ring adı verilen contaların patlamasıydı. Bu contalar soğuk hava şartlarında yeterince iyi çalışmadığından patlama meydana gelmiştir. Challenger faciasının ardından NASA da büyük bir inceleme başlatmıştır. İncelemenin sonucunda kazanın nedenleri ve sorumluları da ortaya çıkarılmıştır. NASA, uzay programında ciddi değişiklikler yaparak benzer bir facianın yaşanmaması için de önlemler almıştır. Uzay mekiği programını askıya alarak güvenlik açısından daha sıkı bir denetim altına almış, daha sonra uzay mekiği programı tekrar başlamış, ancak uzay mekiği tasarımı ve işletmesinde de ciddi değişikliklere gidilmiştir. NASA, daha güvenli bir uzay mekiği tasarlamak için uzun vadeli bir program başlatmıştır. Bu programın sonucu, uzay mekiği Atlantis ve Endeavour tasarımı ve inşasıyla sonuçlandı. Challenger faciası, NASA'nın uzay programında da güvenlik konusunda ciddi bir değişiklik yapmasına da neden olmuştur. Bu kazaların tekrarlanmaması için güvenlik daha üst bir düzeye taşınmıştır. Challenger faciası, NASA ve uzay programı için büyük bir trajedi olsa da, uzay mekiği programında güvenlik konusunda önemli bir dönüm noktası oldu. NASA ve uzay programı için büyük bir trajedi, ancak uzay mekiği programında güvenlik konusunda önemli bir dönüm noktasıdır. Facia, uzay programında ciddi değişiklikler yapılması, uzay keşfinin güvenliğinin arttırılmasına da neden olmuştur. Aslında bir nevi ders alınmış diyebiliriz arkadaşlar. Kazadan sonra NASA Challenger Soruşturma Komisyonu oluşturuldu ve kazanın nedenleri incelendi. Komisyon, NASA yönetiminin ve roketin tasarımı ve üretimiyle ilgili şirketlerin yetersizliğinin kazaya katkısı olduğunu da belirledi. Challenger faciası, uzay keşfi için dönüm noktası olan bir olaydır ve NASA'nın güvenliği ve yönetimi konusundaki yaklaşımını değiştirmiştir. NASA, uzay araştırmalarında daha sıkı güvenlik protokolleri uygulamaya başladı. Challenger kazası, uzay seyahatlerindeki başka kazaların önlenmesinde de bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Challenger kazası, insanlar için yaşamı tehlikeye atan hatalı kararların nasıl telafisi olmayan sonuçlar doğurabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Bu olay insanlık için önemli bir ders niteliği taşımaktadır ve gelecekte yapılacak uzay araştırmalarında benzer hataların yapılmaması için dikkatle analiz edilmelidir. Ben bu Challenger faciasını bir belgesel üzerinde izlemiştim ve facianın gerçekleştiği görüntüleri de gördüğüm için gerçekten çok üzücü bir durum. Özellikle bu program kapsamında bir öğretmen, Mac Aulife diye geçiyor adı. Bayan da o görevde ilk defa uzaya çıkacak ve onun da böyle bir facia yaşaması. Hatta astronot kitaplarında da bu faciaya çoğunlukla değiniliyor. Çoğu astronot kitabında da bu facialardan bahsetmişimdir zaten podcastlerimde. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Ayrıyeten belgeselle ilgili araştırıp videolarını izleyebilirsiniz. Üzücü bir durum ama bu tarz bir durumdan ders çıkarılması da güzel bir şey. Keşke tabii ki böyle durumlar yaşanmasa ama bu tarz durumlar yaşandığında da uzay maceramız için daha fazla güvenlik, daha fazla tedbir alınabiliyor. Hatta şu an mesela birçok uzay keşfinde Elon Musk'ın
gönderimleri ve roketlerini kullanıyor Amerika'da. Yaklaşık 2-3 senedir bu şekilde yapıyorlar. Daha önce Soyuz ve Rusya'nın kapsüllerini kullanıyorlardı. Ve yine bu tarz uzay gemileriyle yolculuk ediliyordu ama bunun bu tarz olaylar yaratması galiba uzun vadede Amerika'dan bu işlerin yapılmamasını sağladı. Benim tespit ettiğim bu şekilde yani. Ama daha sonra dediğim gibi çeşitli özel şirketlerin devreye girmesiyle tekrar Amerika üzerinden de uzaya çıkışlar başlamış durumda. Özellikle biliyorsunuz Dragon kapsülleriyle Elon Musk uzaya yollama işlerini hallediyor Amerika'nın. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.